Magazin dünyasında bu hafta kim, kiminle, nerede görüntülendi? Manşetleri süsleyen o haberler ekranlarınıza geliyor. İlber için herkes konuştu, herkes bir şeyler söyledi. Bir tek Nazar Ergüçlü'nün eski aşkı susmuştu, o da konuştu. Ben evet izledim, gayet başarılı. Zaten Nazar çok iyi oyuncu. Ünlü yönetmen Onur Ünlü büyük aşkı Nazar Ergüçlü'nün İlber performansına ne dedi? Hep çok iyiydi, yine çok iyi. Kim, kiminle, nerede, nasıl yakalandı? Herkes bu kızın dansını konuşuyor. Herkes bu kızın İlber hallerine yorum yapıyor. Kimi yerden yere vuruyor, kimi de oyunculuğuna, dansına, performansına hayranlığını anlatıyor. Herkes konuşur da, herkes bir şeyler söyler de Nazar Ergüçlü için senelerce kendisiyle aynı yastığa baş koyan eski aşkı söylemez mi? Abi ben beğenerek izledim, gayet başarılı. Zaten Nazar çok iyi oyuncu. Onur Ünlü. Soyadından da anlaşılacağı üzere ünlü bir yönetmen kendileri. Nazar Ergüçlü ile geçmişte fırtınalı bir beraberlik yaşadılar, sonrasında ayrıldılar. Şimdilerde iki ayrı dünyanın insanı Nazar Ergüçlü ve Onur Ünlü. Ama madem hanımefendi bu kadar gündemde, beyefendiye de sormak lazım eski aşkının Dilber performansını. Nazar Ergüçlü'nün de yeni dizisi İnci Tanelerim çıktı. Pavyon sahnesi çok konuşuldu, kendi dansı çok konuşuldu, oyunculuğu. Neler söylemek istersiniz? Abi ben beğenerek izledim, gayet başarılı. Zaten Nazar çok iyi oyuncu. Hep çok iyiydi, yine çok iyiydi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra kendi halinde bir hayat sürüyordu Canan Hoşgör. Sansasyondan uzak kalmaya çalışıyordu. Hafta içinde nikah haberiyle gündeme geldi. Canan Hoşgör gözlerden uzak, sessiz sedasız hayatını iş adamı Yusuf Bakoğlu ile birleştirirken düğün dansını ve mutlu haberi de sosyal medyasından aşkla tamamlandım notuyla paylaştı. Bu arada gecenin en fazla eğleneni her zaman olduğu gibi Zeynep Alkan oldu. Annesinin düğününde Hamdi Alkan'ın ele avuca sığmayan kızı kurtlarını işte böyle döktü. Yasemin Allen bir kayıp güzel. Çoktandır ne ekranlarda var ne beyaz perdede güzel oyuncu. İyi de nerelerde? 2024'ten beklentiler nasıl? Nasıl bir yıl geçirdiniz? Geçen sene yani biraz durgun bir seneydi hepimiz için. 2023 enteresan geçti galiba. Bakalım 2024, ben artık biraz evrene bıraktım. Katı kuralları olduğu için rol alamıyor, bulamıyor iddialarını soruyoruz. Oyunculukta kurallar var mı? O tamamen içinde bulunduğunuz projeye bağlı. Uzun boylu olmasının bir dezavantaj olduğunu söylüyor ardından da. Partner seçiyor musunuz? En az şu kadar boyu olacak. Ondan sonra gözlerim masmavi olacak. Yok, öyle bir şeyim yok. Yani yok ya, projeye göre değişiyor. Peki Türkan Şorayvari kuralları var mı? Öpüşmem, açık saçık sahnelerde oynamam gibi. Evet, karşınızdakine bir güven, onun profesyonelitesine bir güvenmek istersin tabii ki. Sonuçta bu intim bir temas kuruyorsun orada. Aslında ağzını açmama gibi kurallar var da işte herkes uymuyor o kurallara. Mahsun Kırmızıgül, minik kızı Lavin'le alışverişte ünlü şarkıcı. Kızına mont alacak ama küçük hanım dakikalarca incelediği montları bir türlü beğenmiyor. Haliyle baba kız bir mağazadan daha eli boş çıkıyor. Biraz sonra konuşalım, iyi dinleyin. Onur büyük topçu. Nişantaşı sokaklarında derdi büyük bir ünlü. İşçiden çıktım da ağzım hala uyuşuk. Ben bu ağzı nasıl yemek yedim? Karnım çok açtı, hatırlamıyorum. İnşallah midem inmiştir. Son zamanlarda kendini Oda Tiyatro'ya veren ünlülerden Onur büyük topçu. Göremiyoruz özellikle, neler yapıyorsunuz? İyiyim valla, tiyatro devam ediyor. İşte Freud'un insanları, bayağı turneye gidiyoruz. Şehir şehir dolaşıyoruz oyunumuzla. Şubat'ta yoğun geçecek. Tiyatro aşkını böyle anlatıyor ama son zamanlarda nice ünlü dizi oyuncusunun tiyatro işine girmesine de tepkisini dile getirmeden edemiyor. Normal dizide oynayan bir oyuncu aman tiyatro yapayım dese gerçekten olmuyor. Çünkü bambaşka şeyler. Ben buna çok şahit oldum böyle. Hemen iki dizide oynayıp tiyatro yapan insanlar var. Tiyatro herkesin harcı değil. Herkes de bence yapmasın tiyatro. Bu arada bir sözü de dizi oyuncularına, yapımcılarına Onur büyük topçunun. Öyle her karakterde kuruş değil yani. Biraz yapımcıların da artık sirkelenmesi lazım. Her midem bulandı, herkesi sürekli aynı işte görmekten. Bir işi bitiyor başka işe, bir işi bitiyor başka işe. İrem Derici, Bayrampaşa konseri öncesinde magazincilere klasik İrem Derici selamı verdi. Beyaz ışık genelde kokoreççi ışığı diye geçer.
Böyle kafa bir dünya çıkarsın, at gibi yemeğe gidersin. O beyaz ışık böyle senin kafanı açar. Bomboş muhabbetle başladık arkadaşlar. Yine çok iddialı bir kıyafet var üzerinde. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Konserde de her zaman sağ olun. Nasıl hazırlandınız? Giyindim. Giyindik, makyaj yaptık, saç yaptık. Varis çorabımızı giydik, selliklerimiz belli olmasın diye. Sıkı tutuyor bunlar. Burak çoğu insan giyiyor. Bazıları 2-3 tane üst üste giyiyor. Ne konuşsak da bir bomba patlatsa şu İrem diye kara kara düşünürken gazeteciler konuyu doğrudan o açıyor ve mevzuyu şu meşhur pavyon dansına getiriyor. 2 sene önce ben pavyona gittik diye röportaj verdim diye yerden yere vuruluyordum. Pavyonda klip çektik Alev Alev şarkısına. Ne oldu? Herkes pavyoncu oldu şimdi. Ben mutluyum. Ama zam geldi, o açıdan mutlu değilim. Olan bize oldu yani. Olan pavyon müdavimlerine oldu. Yani Ankara'ya yolumuz düşünce gidiyoruz. İzmir'de var sık gittiğimiz bir mekan. Seviyorum ben pavyon eğlencesini. Bir de isteği var bizden. Yani şükürler olsun. Yılmaz Erdoğan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Büyük bir üstad kendileri. Benim pavyon röportajımı da bunun arkasına eklerseniz sevinirim. Ya sen istersin de biz koymaz mıyız? Neyse asıl mevzumuza gelelim. Nasıl buldu acaba İrem Derici Hazar Ergüçlü'nün o meşhur dansını? Hazar'a bayılıyorum yani. Hazar acayip bir kadın. Öyle çok sakin durduğuna bakmayın. O da delidir yani. Delidir. Çok tatlı bir deniyordur. Kıvanç Tatlıtuğ'la eşi Başak Dizer Türkiye'yi terk mi ediyor? Pınar Deniz nişanlısı Kaan Yıldırım'a neden kırıldı? Merve Boluğur bir ay evli kaldığı Mert Aydın'la barıştı mı? İşte haftanın en çok konuşulan dedikoduları. Kaan Yıldırım nişanlısı Pınar Deniz'i telefonuna neden cart curt diye kaydetti? Kendisine cart curt lakabı takılan kalbi kırık aşık Pınar Deniz nişanlısı Kaan Yıldırım'a ne tepki verdi? Bu haftanın bir başka ilginç fiskosuna Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz evlilik hikayeleri yılan hikayesine dönen bir başka çiftimiz. Hadiseyle adı renkli dünyadaki aşk haberlerinde duyulduğunda Kaan Yıldırım saklambaç oynamaya bayılan utangaç mahcup bir delikanlıydı. Kameralardan hep kaçardı ta ki gönlünü Pınar Deniz'e kaptırıncaya kadar. Pınar sayesinde kameralarla tanıştı. Çok gıybeti yapıldı onların da. Evlenme kararı almışlardı ama aile tıpkı hadise olayında olduğu gibi önceleri veto etmişti ünlü gelin adayı Pınar Deniz'i. Ama bu kez Kaan kararlıydı. Engel mengel tanımam dedi. Ve karar alındı sonunda, evleneceklerdi en kısa zamanda. Şimdilerde magazin dünyası bu renkli çift için geri sayıma geçti. Düğün gecesini bekliyor lakin haklarındaki gıybetler de bitmek bilmiyor. Hafta içinde çıktı haber ortaya. Kaan Yıldırım bir sosyal medya paylaşımı yaparken nişanlısı Pınar Deniz kendisine mesaj attı ve canlı yayında Kaan'ın aşkını telefonuna ne diye kaydettiği haberi ortalığa saçıldı. Evet, yanlış görmediniz. Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'i Cart Curt ismiyle kaydetmişti. Peki ama ne demekti bu Cart Curt? Halk arasında argoda atıp tutan, abartılı sözler kullanan kişiler için kullanılıyordu. Ve soru şuydu. Pınar Deniz gerçekten atıp tutan, abartılı sözler kullanan, kısacası sevgilisine Cart Curt yapan biri miydi ki? Kaan onu böyle kaydetmişti. Kırdı aşkının kalbini Kaan.